Siyasetli başladı. Parti yeni başladı. Bu hafta güzel başladı. Yani şimdi burada bir şey var tabii. Hazırlanışını falan filan gösterdim storylerde. Selamlar, sevgiler burada olanlara selam ola. Ne günü başladı bu hafta? Aslında 8-7-6 Temmuz pazartesi başladı. Muazzam gelişti. Yani yıllardır beklediğim, yani şimdi bir sürü fikirler falan filan giriyor işte. Sulubaya resimler yapmaya başladım, efendim yazılar yazmaya başladım, sanata kafayı taktım. Efendim dedik ki, ne dedik? Hadi birazcık da kendimizi gösterelim. Şerife biraz bir anlatmak istediğim bir şey var, kusura bakma. Herkese merhaba, bakayım. Müzik buradan devam ederken ben esasında şöyle de bir şey yapacağım efendim. Şöyle oldu, bakayım. Eyvallah. 6 Temmuz pazartesi, 7-8 yakınmaları bırakın, mucizeleri seçin. Endişeyi, korkuyu, bunları bırakın bir tarafa. Vesveseyi, tasayı, gelecek tasasını, geçmişten gelen böyle endişeleri falan, bunları bırakıyoruz bir tarafa. Neyi seçiyoruz? Mucizeleri seçiyoruz. Gerçekten derler ki hani, korkularınıza ve arzularınıza dikkat edin. İkisi de gerçek olacak. Hangisi ağır basarsa. Onun için yakınmayı bırakın ve mucizeleri seçin. Endişeyi, korkuyu, tasayı, vesveseyi bırakın ve hayal ettiğiniz güzel şeyleri, geleceğinizi hayal edin ve olabildiğince kristalize bir şekilde pırıl pırıl hayal edin. İyi, güzeli, mükemmeli hayalinizi seçin ve mucizeleri seçin. Efendim bu adam da çıktı gene böyle mucizeler kursu falan filan diye konuşuyor. Alakası bile yok. Diyorum ki bu bir seçim. Siz neyi beslerseniz bunun için üzerine bir sürü hikaye var. İşte bakarsınız internette siyah kurt varmış, beyaz kurt varmış. Bir tanesi şunu sembolize ediyormuş, bir tanesi bunu sembolize ediyormuş. Hangisi kazanacakmış savaşı? Sen hangisini beslersen? Sen yakınmaları beslersen yakınmalar kazanacak. Sen mucizeleri beslersen mucizeler kazanacak. Tabii ki oturup hayal etmek değil elbette. Bir şey yapman gerekiyor, harekete geçmen gerekiyor. Eylem, 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 eylem. Harekette bereket vardır elbette ama önce düşüneceksin. Sonra harekete geçeceksin. Ne diyoruz? Düşünen bir insan gibi hareket et ve eylem insanı gibi düşün. Bütün düşünceleriniz eyleme yönelik olsun. Felsefe yapıyorsanız aktif bir şekilde felsefe yapın. Harekete dayalı, eyleme dayalı bir felsefeyi düşünün. Oturup da işte spiritüel bir şey hepsini spiritüel bir şey yapıyorsanız eğer mesela yani pratik hayatta uygulanabilir bir şeyler yapın. Lütfen ne yapıyorsanız yapın. Ne maddiyatı komple bir kenara bırakın, ne maneviyatı komple bir tarafa bırakın. Sadece maddiyata giden yollar da çıkmaz sokağa gidecek. Sadece maneviyata giden yollar da çıkmaz sokağa girecek. Bana inanın. Çünkü eğer biz bugün maddi bir dünyadaysak maddiyatın önemi var. Eğer biz titreşen ruhlarsak maneviyatın önemi var. Bu hafta mucizeler dolu bir haftaydı benim için. Buradan ilk defa açıklıyorum ama tabii ki hiç detay vermeyeceğim. Salı sabahı, zaten bu aralar işte Sulubay'a yapıyorum, sanata taktım, bir şeyler detona bir şekilde şarkılar söylüyorum vesaire. Şöyle bir şey oldu salı sabahı. Yıllardır beklediğim, yani zaten kelimeler dökülüyor sürekli de, yıllardır beklediğim kitabım düştü. Çok şükür, yani salı sabahından beri acayip heyecanlıyım. Şu anda işte devamlı aklımın fikrimin bir tarafı ilk defa yazıp çizip böyle kapatıp altına imzamı atacağım kitapta. Esasında hep başucumdaymış, hep elimin uzanacağı bir yerdeymiş kitabım. Ona böyle İngilizce'de üçüncü tekil şahısta she diyorum, yani o benim kızım olacak o kitap. O benim mucizevi kızım olacak o kitabı için bu hafta mesela savunması sohbetlerin son, yani şimdilik yaz tatili için son programı olacak 15 Temmuz. 15 Temmuz ve 31 Ağustos arası pek fazla ortalarda görünmezsem merak etmeyin. Mucizevi kızım benimle olacak, o kitabı yazıyor olacağım. Diyorum ki yakınmaları bırakın, mucizeleri seçin. Siz neyi beslerseniz o yükselecek. Sadece aklınızda, sadece gönlünüzde, sadece ruhunuzda değil. Eyleme geçin, eyleme geçin, eyleme geçin, harekete geçin, bir şeyler yapın. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir hafta sonu diliyorum. I'm gonna soak up the sun diyor. Güneşi emeceğim diyor. Bütün hücrelerinizle güneşi emdiğiniz, çap canlı olduğunuz bir hafta sonu.
kendinize çok iyi bakın. Sheryl Crow dinleyin. I'm gonna soak up the sun. Eyvallah.